Evet, labneli. Abla buna kabak tarator denmiyor ama değil mi? Yani ben... Kabak salatası mı? Evet, öyle diyoruz. Deneye olabilir de. Evet, ara sıcak olarak nasıl, uygun mu, kolay mı, zor mu, beğendiğiniz bir beklentiniz bu muydu Didem Hanım? Ben çok basit buldum ara sıcak olarak ve böyle beklemiyordum bu şekilde. Ben de bu şekilde beklemiyordum. Yani içini oyacağını, ondan sonra içini dolduracağını, üzerine bir beşamel sos, üzerine bir kaşar falan bekliyordum. Ben de kabakları... Daha uğraştırıcı bir şey bekliyordum. Gibi beklediniz evet, siz. Ben de kabakları hani ince kesip, hafif yağda kızartıp o şekilde içerisine labne ve kaşar hayat koyacağım. Hayat dünyanın ne kadar yeni şeyler canlanmış gözünüzde. İnternete baktınız mı peki? Yok, evet, ben baktım. Baktım, orada nasıl yapmışlar? Bu dediğimiz sarılmıştı. Şekillerde yapılmış. Demek ki evet, birçok çeşidi var. Evet, şey diyorlar, çeşidi var ama kayık sandal falan sinirli alıyordu onların. Beren abla, genel olarak herkes bu görüntüye çok şaşırdı. Öyle mi? Onlar senin daha uğraştığında tadını, bir şey yapacağını bekliyorlarmış. Tadına bakınca daha da şaşıracaklar ama. Afiyet olsun. Peki, afiyet olsun. Buyurun. Evet, Yonca Hanım nasıl buldunuz? Kadir Bey, bana ağır geldi. Yani cevizle karışınca ağır olmuş. Yani yağı falan bilmiyorum, ben sevemedim. Kabakla ceviz karışınca mı ağır geldi? Evet, yani üzerine attığı ceviz hem yağlı geldi bana hem de yani damak zevkime uymadı benim. Yani canım, tuzu falan evet iyi, güzel ama... Bu sefer tuz oranımız iyi. Evet, evet, tuz oranınız iyi ama dediğim gibi bana ağır geldi, sevemedim ama zaten ben. Bunun sosu, bu önce cevizi kavurup tavada üstüne yağ ekleyip daha sonra kapattıktan sonra da toz biber eklemek. Yoksa düz bir ceviz kırdığınızda zaten bu lezzeti alamayacaksınız. Yani ceviz olmasaydı belki biraz daha hafif olabilirdi. Ha, hafif bekliyorum. Bir de ben bu şekilde beklemiyordum. Dediğim gibi hani bu kabakları ince dilimleyip hafif yağda çok az böyle artık çevirip. Artık üçüncü gün benim klasik dışında bayan olduğumu anlamanız gerekiyordu. Üzgünüm. Yani baktığımda da o şekilde evet, gördüğüm için öyle bir şey bekliyordum. Anladım. Dediğim gibi. Peki hani altta yoğurt var ya, yoğurt onun yağını kesmemiş labne mi? Maalesef. Hani pardon, labne, özür dilerim. Labne hani onun şeyi kaşar kesmemiş mi? Kaşar peynir de var mı bunun içerisinde? Yok, hayır. Yok değil mi? Soğan labne var. Soğan var. Yani ben sevemedim. Peki afiyet olsun. Acaba... Afiyet olsun. Cevizi yağda kavurdu, sonra yani, üstüne baharat zaten döktü. Zaten ceviz yağlı bir şey. O kavrulma şey tadı mı seni rahatsız evet etti? Yonca Hanım, ceviz zaten yağlıdır. Siz niye bu kadar çok şaşırdınız ki? Yani Yonca Hanım'a inanamıyorum. Cevizler tat katmış kabağa. Hiçbir şeye beğenmedi. Peki. Rukiye? Ben çok beğendim Kadir Bey. Afiyet İlk defa olsun yiyorum. Tarifine bakamadım hastaneye gittiğim için ama çok beğendim. Şöyle söyleyeyim, soğanları Meral abla çok anlatmayı sevmiyor. Ben hızlıca anlatayım. Soğanları piyazlık doğuruyorsunuz, yağda kavuruyorsunuz. Kabağı da şöyle ortadan üç kere bölüyorsunuz, dilim dilim doğrayıp. Şeklinde, soğanla evet birlikte kavurduktan doğru sonra labneyle karıştırıp cevizi de yağda kavurup üstüne biraz toz pul biber atıyorsunuz, sonra üstüne döküyorsunuz. Evet. Çok beğendim, elinize sağlık. Peki, afiyet olsun. Sana ağır geldi mi hiç? Yani yok, o ağırlık. Ben çok beğendim. Peki, çok Aleyna Hanım? Güzel. Ben de çok beğendim. Tazı tuzu yerinde gayet de. Peki, cevize de olsun çok güzel birleşmiş. Afiyet şeker olsun. Didem Hanım? Ben de Yonca Hanım'a katılıyorum. Yo, ben anlamadım, ne dedin? Ben de Yonca Hanım'a katılıyorum. Ben beklentim çok başkaydı öyle düşününce. Tahmin ediyorum. Yani şey, bir meze tarzı olmuş. Değişiklik evet güzeldir. Yani değişik bir şey olmuş. Ben ilk defa yiyorum. İlk defa yani gördüm. Cevizler çok ağır geldi. Yağlı ağır geldi bana. Evet yani. Altındaki de sadece bir kabakla dereotu mu var? Ve soğan da var. Yani normal. Yani pek bana da bir şey gelmedi. Yani pek beğenemedim ben de. Ceviz zaten yağlı olduğu evet için yağla karışınca biraz hani ağır evet olmuş. Ama yağ konmayınca da yine eksiklik olur diyor. Tek yani cevizin yağda. Tabii önce cevizi yağsız kavurduk tavada. Teflon tavada. Bence yağı yok Yonca Hanım. Gayet de iyi olmuş yani. Yani cevizle birleştiği zaman demin nasıl o tuzu yoktu. Yani bana yağlı gelen şey tuz yok diye Aleyna Hanım yorum yaptınız. Bu sefer de yağ yok diye. Hani yağsız tuzu var ama yağ yok diye bu sefer eleştiri ceviz de zaten yapacak yağlı bir evet şey olduğu için. Evet, olduğu için yani. Ekstra bir yağ olunca çok ağır ya oldu. Benim fikrim öyle. Bana pek size hitap etmediği ama için ama ceviz olmasaydı bu sefer de çok sade olacaktı. O öyle yani, de beğenmeyecektiniz. Zaten ama
ama cevizde çok güzel olmuş. Ben Didem Hanım'a ve Yonca Hanım'a katılmıyorum. Ben de size katılmıyorum. Peki onların yani her şekilde beğenmeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Dediniz ya ceviz olmasa da bu sefer bunu söyleyeceklerdi. Yok beğenebilirlerdi ama dediğim gibi hani cevizin yağını çok buluyorlar şey yapıyorlar ya. Ama ceviz de olmasaydı gerçekten tatsız olabilirdi ama ceviz de çok güzel birleşti. Çok şahane olurdu. Peki afiyet olsun. Ablacığım eline koluna sağlık. Tabamdan gördüğünüz üzere ben çok beğendim. Şöyle normalde evet ceviz de yağlı. Sen de biraz yağ koydun ama alttaki de zaten hani labne olduğu için onu kesiyor, bastırıyor ve değişik bir aroma olmuş. Evet. Cevizleri iyi ki kavurmuşsun. Ben dedim ki cevizi kavurunca ne değişebilir ki? Çok şey ama inanılmaz bir aroma gelmiş ve dedin ki bunun özelliği bu dedim. Evet bu cidden de. Cevizi normal dökseydin şu an o aromayı alamazdın. Kesinlikle. Ve labneyle sadece yoğun bir kabak yiyor olurdu. Evet çok güzel olmuş. Eline koluna sağlık. Değişik bir lezzetin tadına bakmış olduk. Tabii afiyet olsun. Lütfen bitirmek isteyenler bitirsin tabaklarını. Ben bitirdim vallahi. Ruki Hanım aç kalınca yani beğense de beğenmese de açlığından mı yiyor? Ama beğendim. Ama gerçekten çok beğendim. Çok güzel olmuş. İlk gün demek ki tok geldi herhalde sete. Evet. Yok ya buradaki ekip arkadaşlar bize öyle bir bakıyor ki yani evde olsun. Bize öyle bana bakmış hatta kendim adına. Oh ne güzel. Siz mutlu olun ki biz de mutlu olalım. Bugün de hastaneye gitti aç kaldığı için yani kız ne yapsın? Mecbur. Yok afiyet olsun yesince beğendiniz. Bugün Aleyna Hanım her şeyi beğenecek gibi görünüyor. Yarın kendi günü ya ondan olabilir diye düşünüyorum. Değişmeyen kanunlar yarın kendi günü ya bugün o yüzden öyle yiyor. Sema Hanım yüksek Meral Hanım yüksek puan versin diye oynuyor bence. Kendi günüme asla oynamıyorum. Güzel ona güzel diyorum. Kadir Bey de beğendi zaten. Çok güzel. Bilmiyorum genelde öyle beğendim. Aynen öyle. Siz bence bir kılıf bulmaya çalışıyorsun sürekli. O kendiniz anlatıyorsunuz yemek bence. Yemek tabaklarınızı alayım. Siz gene niye atışıyorsunuz dakika bir gol bir? Hazırlanıyor. Oynuyor. Yani söylemek zorundayım bunu. Saklayamıyorum. Niye oynuyor? Ya beğendim dedi mesela. Daha ne dedi ki? Beğendim dedi. Biliyorum Meral Hanım'ın yani bu damak tadı kadar. Biz de çorbayı mesela beğendik. Bunu beğenemedik. İşte hani, aynen öyle damak sevki. Ben de çorbayı beğenemedim mesela. Ama yani, ama siz imalı imalı diyorsunuz ki orada çok ben Yonca Hanım ve Didem Hanım'a katılmıyorum. Yani orada bize bir ima şey yapıyorsunuz. Evet katılmıyorum size ama o konuşma tarzınızdan belli oluyor ama. Evet. Hayır. Ya anlayabiliyoruz katılmadım yani. Katılmadım söylediğim size. Ben beğendiğimi söyledim. Bunda bir şey yok. Siz bence kuruyorsunuz aklınızda. Kurmuyoruz. Konuşma tarzınızdan her şey belli oluyor zaten. Bence de günle oynuyor Aleyna Hanım. Sen de mi o fikirdesin? Evet, ben de öyle düşünüyorum. Çünkü belli oluyor yani. Evet. Peki Aleyna, yani görmeye başlama bekliyoruz senden. Meral Hanım, hep böyle sessiz mi kalacaksınız? Bari yemeklerinizi savunun. Şimdi ana yemek olarak üzüm yaprağında et sote, narlı roka salatası, bir de yanında ne vardı? Makarna. Makarna, evet. Fırında makarna. Bakalım nasıl olmuş hep birlikte. Bu arada makarna için ne diyorsunuz? Enem Arat benim de ilk defa makarna pişirdik. Yani kendi herhalde yaptı. Evet, basit kaçmış. Kendi mi yaptı? Makarnayı mı? Evet. Fırın makarnayı. Belki hayır kendi mi hamurunu kendisini açtı? Kendisi mi? Gelsin de bir ona soralım bakalım. Belki de hamur hattını o şekilde konuşturdu. Yani. Bekliyoruz. Aleyna Hanım bugün anlamsız bir şekilde Meral Hanım'ı korumaya çalıştınız. Yarın gününüz diye gününüzde mi oynuyorsunuz acaba? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.